Merhaba arkadaşlar, Hata Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Valorant siyah ekran sorunu alan arkadaşlar için çözüm yollarından bahsedeceğiz. Böyle bir sorunla karşılaşmamızın temel sebeplerinden birisi grafik kartınızın güncel olmadığından veya sorunlu güncellendiğinden dolayı böyle bir sorunla karşılaşabiliriz. Sürücü kartımızın Valorant oyununu görmediğinden veya okuyamadığından dolayı siyah görüntüyle karşımızda belirebilir. Bunun için sizlere birkaç öneriden bahsederek sorunun çözümüne ulaştırmaya çalışacağız. Bu gibi süreklilik haline getiren sorunlarda grafik kartında oluşan güncelleme hatasıyla karşılaşabiliriz. Bunun için grafik kartınızdaki güncellemeleri kontrol ederek güncel olmayan grafik kartınızı güncelleyin. Eğer ekran kartınız Nvidia veya AMD modeli ise makalede bulunan bağlantı adresine ulaşarak indirip kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İndirdiğiniz sürücü programını açarak güncel olmayan ekran kartınızı güncelleyerek bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ekran kartı güncellemesini yapıp bilgisayarımızı yeniden başlattıktan hemen sonra başlat arama ekranına bu bilgisayar yazarak açın. Açılan klasörde sistem klasörüne erişelim. Program Files klasörünü açın. Sıralanan klasörlerden Riot Vanguard klasörünü bularak açın. Açılan klasör içerisinde bulunan uninstall dosyasını çalıştırarak gelen uyarıya evet diyelim. Bu işlem kısa bir süre içerisinde kaldırma gerçekleştirecektir. Başlat arama ekranına hizmetler yazarak açın. Açılan ekranda VGC hizmetini bularak çift tıklayın. Başlangıç türünü otomatik ayarı alarak uygula butonuna basalım. Bu işlemden sonra sol tarafta bulunan başlat butonuna basarak VGC hizmetini aktif hale getirelim. İşlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra bilgisayarı yeniden başlatarak Valorant oyununu çalıştırabiliriz. Bu işlemleri gerçekleştirdiniz fakat sorununuz devam ediyorsa kullanıcılar için ne kadar ilginç gelse de oyunun uyumluluk modunu değiştirerek hatayı alan kişiler için çözüme ulaştığını gözlemlemekteyiz. Bu yüzden sizlere bu öneriden de bahsederek çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Valorant oyun simgesine sağ tıklayıp özellikler seçeneğini açıyoruz. Açılan ekranda uyumluluk sekmesini açıyoruz. Uyumluluk sekmesi alt başlığında bulunan, bu programın çalışacağı uyumluluk modu, seçeneğini işaretleyerek Windows Vista seçeneğini seçiyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra uygula butonuna basarak Valorant oyununu yönetici olarak çalıştıralım. Eğer bu işlemde sizi çözüme ulaştırmadıysa bazı Valorant oyuncularının böyle bir sorunla karşılaştıktan sonra oyun içi çözünürlüğü pencere modundan tam ekrana aldığında sorunun ortadan kalktığını gözlemlemekte. Biz de bu işlemi deneyerek sonuca ulaşabiliriz.
Fakat bu işlem ne kadar işe yarar bilemeyiz. Eğer bu işlemlerden hiçbiri sizi çözüme ulaştırmadıysa grafik kartınızdaki güncellemeleri tamamen kaldırarak yeni bir güncelleme yapmamız gerekecektir. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle grafik kartımızdaki sürücü güncellemelerini tamamen kaldırmamız için yardımcı yazılım programına ihtiyacımız olacaktır. Bu yardımcı yazılımın ismi DDU yani Display Driver Uninstaller olarak geçmektedir. DDU yardımcı programı indirin. Ardından DDU yardımcı programını masa üstüne çıkartarak programı çalıştırın. Sağda bulunan cihaz seçiminden GPU seçeneğini seçiyoruz. Ardından aşağıda bulunan grafik kartınızın markasını seçerek temizle ve yeniden başlat seçeneğine tıklayın. Bu işlemden sonra bilgisayarınızdaki grafik kartınızın güncellemeleri tamamen kalkacaktır. Bu işlemden sonra driver güncellemesi yapmamız gerekecektir. Bunun için makaledeki linkten yararlanarak ekran kartı modelinize göre indirme işlemi gerçekleştirerek ekran kartı güncellemesi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sorunumuzu bu başlık altında çözmüş olduk. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa açmış olduğumuz hata sor platformumuza girerek karşılaştığınız hataları sorabilirsiniz.